Tamam, yok canım, eski dostlar olduğu için şey diyorum. Şimdi nesnel olarak bakmaya gayret edeceğim ben bu işe. Hamlet'te Shakespeare'in ünlü Hamlet'in de Polonius'un ünlü bir sözü vardır. Hamlet'in yaptığı garip hareketlere baktıktan sonra Hamlet işte deli taklidi yapmaktadır. Polonius der ki deliliğinin bir sistemi var. Deliliğinin bir metodu var. Yani deliliğinin tek tek parçalarına baktığımızda belki bir şey anlayamayız ama hepsini bir araya koyduğumuzda belki bir yere gidebiliriz. Ben o çabayı, analitik çabayı göstermeye çalışacağım. Şimdi Türkiye'de 2007'den bu yana, yani Ergenekon hareketi başladığından bu yana gizli dinleme, gizli çekim, kaset, adına kaset diyoruz ama bunlar tabii kaset değil, CD, DVD, internet görüntüsü bilmem ne türünden araçlarla yapılan siyasi ve adli operasyonları sık sık rastlıyoruz. Hayatımızın normalleri arasına girdi. Pek çok defa rastladık bunlara. Ve bunların hep başarılı olduğunu görüyoruz. Yani belirli hedefler seçiliyor. Ondan sonra onlarla ilgili işte belirli görüntüler, sesler, şunlar bunlar çıkmaya başlıyor. Ve sonuç itibariyle 4 yıl sonra geriye dönüp baktığımızda bu türden operasyonlara tabi tutulmuş olan kesimlerin zayıfladığını, yara aldığını veya tasfiye aldığını, tasfiye edildiğini veya pasifiye edildiğini görüyoruz. Kim bunlar? İşte asker çeşitli kesimleriyle. Başka işte yargının belirli kesimleri. Anayasa Mahkemesi yargıçlarıyla ilgili çıktı. Yargıtay yargıçlarıyla ilgili çıktı. Danıştay yargıçlarıyla ilgili böyle şeyler çıktı. Sonra başka kimler? İşte Deniz Baykal. O operasyonu hepimiz daha yakından izledik. Deniz Baykal orada kalamadı ve uzaklaştı. Şimdi bunun MHP'nin başına geldiğini, ısrarlı bir şekilde, operasyonel bir şekilde MHP'nin başına geldiğini görüyoruz. Ve ben de işte hani Polonius gibi bütün bunları bir araya getirdiğimizde acaba bunlarda bir sistem var mı diye soruyorum. Var mı hocam? Da. Sanki bana olabilirmiş gibi geliyor. O nedir? Bu tasfiye edilen grupların hepsi ulus devlet kavramını ısrarla savunan kurumlar ve insanlar. Yani işte Ergenekon hareketinin aslında ulusalcı kesimi Türk siyasi hayatında pasifiye etmek amacıyla yapıldığı yolunda epey yazıldı, çizildi. Ben de yani gene görüntülere baktığımda bunun o kadar da yanlış bir görüş olmadığı kanaatindeyim. Burada da kurbanların hep belirli bir ideolojik kesimden geliyor olması, yapılan operasyonların hemen her seferinde başarılı olması, hiçbirinde faillerinin ortaya çıkartılmamış olması. Yani pes, hani Türkiye'de en zor, en çetrefilli cinayetler bile birkaç gün içinde çözülüyor. Ama Türkiye'nin ana muhalefet partisinin genel başkanına böyle bir kaset operasyonu yapılıyor. Aradan bir yıl, bir yıl, bir hafta geçmiş oluyor ve hala o konuda hiçbir şey bilmiyoruz. Süheyl Batum biliyormuş ama. Efendim? Süheyl Batum biliyormuş mesela Haluk Bey. Yani biz bilmiyoruz. Biz gazeteciler olarak biliyoruz. Biz yine açıkladık. Bilmiyoruz. Süheyl Batum Bey biz bundan haberdardık diye bir açıklama yaptı ya. Bilmiyorum. Süheyl Bey ne biliyor ne bilmiyor. Böyle bir görüntünün varlığından haberdardık anlamında mı? Evet. Yani o zaman biz çıkacağını bekliyorduk ve çıkmadı. Türkiye'yi yakından izleyen gazeteciler, aydınlar vesaire olarak bunun cevabını bilmiyoruz. Büyük bir ihtimalle bu MHP operasyonunun arkasında da kim olduğunu öğrenemeyeceğiz. Bütün bunlar sanki bana, yani eğer böyle bir metotlu şey söz konusu ise, ha bu metodun arkasında kim var? Şey dendiği zaman, yani işte okyanus ötesi dendiği zaman bunu sadece Fethullah Gülen'e ve Fethullah Gülen cemaatine bağlamak bence konuyu fevkalade daraltmak olur. Çünkü yani okyanus ötesi aslında çok daha büyük bir şey. Yani Amerika Birleşik Devletleri diye bir güç var orada ve Türk siyasi hayatıyla çok yakından ilgilenmiştir. Hep ilgilenmiştir. Operasyonel olarak ilgilenmiştir. Yani bugün ilgilenmediğini iddia edecek durumda değiliz. Bazen filancayla işbirliği yaparak ilgilenmiştir. Bazen falancayla doğrudan ilgilendiğini sonuç itibariyle şuna bir şey söyleyecekti. Fikri Bey ne diyecek? Pardon. Ben Haluk Bey'e ek olsun diye. Buyurun. Doğrudan ilgilendiğinin en son ifşaatında bulundular. 400 milyon dolarlık bilgi veriyoruz size dediler. Yani hayli fazla ilgileniyor. Evet, evet. Hatta niye ilgilenmiyor diye eleştirildiği bir alanda bile. Evet. Diyor ki biz bakın bu kadar
yakından ilgileniyoruz. O yüzden yani bütün bunlar şu soruyla belki aydınlatılabilir. Şey olarak, en azından zihinsel olarak. Türkiye'de nasıl bir yeni yere gidilmek isteniyor? Peki. Hani bunu isterseniz Kürt sorunuyla bağlayabilirsiniz. Bunu isterseniz İran meselesiyle bağlayabilirsiniz. Bunu isterseniz işte Nazlı Hanım'ın söylediği bu bir yeniden tasarımlama, redesign. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin redesign'ı hakikaten yol almış, yol al epey bir. İşte MHP'nin redesign'ında ne çıkar? Eğer Adalet ve Kalkınma Partisi okyanus ötesi irade, o yer kimse ona karşı çıktığı takdirde ona karşı da yarın öbür gün bir operasyon yapılır mı yapılmaz mı sorularını sormakta. Yani siz okyanus ötesi görüyorum derken Amerika'yı mı kastediyor diyorsunuz? Şey değil, Gülen'i değil. O anlamı mı demek istiyorsunuz? Başkaları ne kastediyor onu bilmem ama ben o cümleyi kullanacaksam ben onu kastediyorum. Siz onu kastediyorsunuz. Peki hocam, bunlar daha büyük resme dair sorular. Evet.